Hayvanları Koruma Derneği Başkanıyım. Kısa adımız Dost Derneği. Daha önce İstanbul'daydık. Bilecik Osmaniye ilçesine taşındık. Yaklaşık 9 aydır buradayız. Barınak inşaatımız halen devam ediyor. Burada neler yapıyoruz? Türkiye'nin her yerinden hayvan alınıyor. Mesela şu Ankara'dan, bacağı kırıktı. Hemen arkasındaki siyah Samsun'dan. Hemen şu yine İstanbul'dan. Şuradaki tek üç bacaklı olan, tek bacağını birisi tüfekle vurarak parçalamış. Üç bacaklı siyah olan Sakarya Taraklı'dan, arkadaki Kocaeli'den, şu İstanbul'dan, en arkadaki yine Ankara'dan, şu üç bacaklı Bilecik'ten, en arkadaki de ihbar üzerine çalışıyor. WhatsApp ihbar hattımız var, çağrı merkezimize ihbar geliyor. Türkiye'nin neresi olursa olsun gidiyoruz, yaralı kazalı hayvan alıp tedavisini yaptırıyoruz. Bu şekilde buradakilerin hepsi bir şekilde tedavi görenler, ağır klinik vakalar üstelik. Şimdi bu, tabii ki bunları yapabilmek için bağışlarla yapıyoruz bunları. Üyelik aidatları ve bağışlarla. Yani ihbar üzerine aldığımızda işte bu hayvanların sosyal medyalarda ilanlar açılıyor. Buraya vatandaşlar destek oluyorlar ve tedavilerini el birliğiyle yaptırıyoruz. Sahiplendiremediğimiz hayvanlar var. Bunlar mesela bunlar da aynı şekilde. Atlar, kedilerimiz, köpeklerimiz. Sahiplendiremediğimiz hayvanlar sahiplendirilinceye kadar barınağımızda kalıyorlar. Sokağa salmıyoruz. Şöyle üç bacaklılar var mesela. Tabii sadece faaliyetlerimiz sadece hayvanlara yönelik değil, insanlara yönelik de sosyal hizmetlerimiz de var. Sosyal faaliyetlerden bazıları şunlar. Mesela dezavantajlı veya işte madde bağımlısı öğrencilerin rehabilitasyonu derneklerde yapılıyor. Bu dernekler, yani barınağımızda yapılıyor. O çocuklara birer görev veriliyor. Çocuklar bunu kendilerini bir amaca hizmet ettikleri için bir değerli sanarak, yani değerli gördükleri için de rehabilitasyonu bu şekilde yapılıyor. Özellikle zihinsel engelli öğrencilerin ve zihinsel engelli öğrencilerin ve hiperaktif, yani sorun olan öğrencilerin rehabilitasyonu burada yapılıyor. Sadece öğrencilere yönelik değil, aynı zamanda yaşlı bakım merkezindeki vatandaşlarımıza da yalnızlıklarını hissetmemeleri için buraya getiriyoruz. Buradan manen bir hayvan sahipleniyorlar. Mesela buradaki hayvanların birçoğunun belki de 10 tane ismi vardır. İşte birisi, mesela öğrencilerden birisi geliyor, Buddy diyor, şu siyaha. Ondan sonra diğer bir öğrenci geliyor, Aras diyor, Bulut diyor. Bir şekilde yani 10 tane isim falan vardır yani. Şu siyahın adı Pepe. Şuradaki siyahın. Ama diğer adı Oscar, Yıldız. Yani değişiyor yani isimleri. Çünkü her öğrenci geldiği zaman kendine göre bir isim takıyor. Yani sahiplendiremediğimiz üç bacaklı hayvanların hem öğrenciler tarafından, yani dezavantajlı öğrenciler tarafından, hem de yaşlı bakım merkezindeki büyüklerimiz tarafından isimlendirilmiş ve manen sahiplendirilmiş birçok hayvan var burada.